Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve sabahki bonus videosundan sonra efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bütün paketleri açacağız. Arkadaşlar yeniyseniz hoş geldiniz, abone olun diyorum. Bakın çok sıkmıyorum, hemen abone ol butonuna basın abone değilseniz. Ve arkadaşlar videoyu like atmadıysanız hala, yani gerçekten bu kadar emeğime yazık ediyorsunuz. Lütfen o like butonuna da basın. Ve arkadaşlar o zaman hemen başlıyoruz ödüllerimizi almaya. Burada Şampiyonlar Ligi turnuva kadromu falan zaten sabahki attığım bonus videoda göstermiştim. Hayatımda ilk defa hafta içi saat 12'de video attım galiba. Bir gerçekten dünya tersine dönüyor, ilginç şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar çeyrek final eleme biletine geliyoruz. Ve buradan arkadaşlar efsane geliştiricimizi alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde alacağım. Mane'yi UEFA Avrupa Ligi oyuncularından önce alacağım. Bu arada Rolanti 40 tane geldi. Süper abi. Gerçekten harika oldu Rolanti'nin 40 tane gelmesi. 1 milyon jeton alıyoruz şu anda. 1 milyon jeton. Sizlerle birlikte bugün Mane'yi falan deneyeceğiz. Gerçekten efsane olacak arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi oyuncularını açmadan önce bir hatta Mane'yi takıma koyacağım. Sol orta saha 94 Mane. Harika duruyor abi. Gel. Buraya gel abicim. Hemen abi Martial yerine koyacağım Mane'yi. Gel bakayım abi buraya. Ama kadro bayağı bir yükseldi şu anda. 96 rating oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunu böyle yapsak buraya Vinicius mu kalsa acaba? Yoksa Sterling'i mi alsak? Bilemedim ki. 92 yazalım. Sterling çıkar zaten 92 yazdığımız zaman. Evet arkadaşlar burada Martial var. Sterling diyorum. Martial pardon, zaten yanlış söyledim. Ama bu şekilde yüksek oluyor arkadaşlar. O zaman bunu ne yapacağız? Tabii ki de abi buraya koyacağımız oyuncunun ismi. Yeni kapattığımız zaman kim vardı burada? Gerçekten unuttum şu anda. Sol kanat Vinicius Junior vardı. Hemen sol kanat yapıp bulabiliriz. Vinicius Junior, seni buraya koyalım abi. Zaten iyi bir oyuncusun. Gerçekten abi efsane duruyor şu anda. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi. Ama öncesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de bir Mane'nin bir değerine bakalım. Hatta bakın onu unutmuştum. Mane'nin bir değerine bakalım. Hemen şöyle 94 yapalım. Mane nerede? Sol orta saha. Gel abicim sol orta saha Mane. Ve burayı sil. Evet arkadaşlar, adamın değeri 10 milyon coins. Gerçekten süper. Satayım mı ne yapayım yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu videomuzun sorusu ne? Siz zaten bitirdiniz ya. Hani etkinliği bitirdiniz, oynadınız. Çünkü hafta sonu artık geçti. Arkadaşlar kaç puan yaptınız? Hangi oyuncuyu aldınız? Bunları yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım o zaman tam gaz devam ediyoruz. Hemen etkinliklere giriyorum. Buradan Şampiyonlar Ligi etkinliğine giriyorum. Ve çeyrek final eleme biletinden seçkin UEFA Avrupa Ligi oyuncusu çarpı 3 paketini alıyorum. Bakalım ne çıkacak içinden. Lütfen kötü bir şey çıkmasın abi. Gerçekten kötü bir şeyin çıkmasını şu anda en istemediğim, en son isteyeceğim şey zaten arkadaşlar. Kötü bir şeyin çıkması şu anda bu paketten benim en son isteyeceğim şey olur. 87 ile başladık. Aman Allah'ım, 88 ver şu an. Çok iyi be. İşte bu abi. Şimdi geliyor, 89 mu geliyor? 89 geldi. Ciddi misin abi? Süper oldu. İşte budur be. 89 geldi. Ciddi. 89'luk Jose Callejon'u çıkardık ve süper oldu abi. Bak benim bu oyuncuları almam gerçekten çok işime yaradı şu anda, gördüğünüz gibi abi. Umarım sizler de alıp kullanmışsınızdır. Şimdi ben aktif kadroma bir gireceğim. Ve buraya abicim, aslında buraya bir Mane'yi takviye edebiliriz ama Mane'yi takviye edersek çok değişik şeyler olur. O yüzden birazcık bekleyelim tabii ki de. Beceri geliştiricilerden Rolanti'yi yükselteceğim abi. Rolanti'yi yükseltelim tabii ki ve 6 tane daha gelince bir tane daha yükseliyor. Gerçekten süper bir durumdayız. Şu anda var ya durumumuz harika ve takım 104 rating oldu. Aman Allah'ım ne oluyor? Süper abi, gerçekten harika. Şimdi ben bu kadroyu tekrardan tabii ki de aktif yapacağım. Bakalım bu kadro nasıl olmuş, bunu göreceğiz arkadaşlar. Ancak öncesinde ne mi yapacağız? Tabii ki de öncesinde abi ben bir çıkardım oyuncuların bir değerine bakayım. Bakmıyorum, kızıyorsunuz. Bakınca çok fazla baktın demiyorsunuz. O yüzden bakıyorum yani şu anda. Neyse abi Jos yazalım. 89 sağ kanat. Umarım değerlidir abi. Umarım değerlisindir be Jose Callejon. Hadi bakayım Callejon. Bence sen var ya çok güzel bir değerlisin ha. Çok güzel bir değerlisin. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama harbiden çok güzel bir değerlisin bence. 70 liranın hesabını verin bana abi artık. Oo abi yok ya. Çok da yüksek değilmiş aslında ama en azından 700 bin yazınca çıkmazsa benim içim rahatlar. Ne oldu lan? 89'lar falan silindi bir anda. Bir anda her şey sıfırlandı. Nasıl oldu bu ya? Anlamadım. Neyse Jos yazalım bir daha. Hadi bakalım. Aa abi 600 bin falan ediyor. 600 bin coinsmiş değeri. Güzel abi, fena değil. Bunları satarız. Kokel'in 2 tane var. Funes Mori zaten 2 tane var. Vieri falan var. Bayağı bir oyuncu birikmiş. Çarpı çevir çıkanı yapacağız işte. Bunları silmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ama abicim çok zor yorumlar olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlerle birlikte bu takım ile çeyrek final maçları oynayacağız. Sizlerle birlikte 2 tane maç oynayacağım. Hem de Mario Rui'yi de görürsünüz abi. Hatalı hareketler de yapabiliyor. Tabii tamamen efsane bir oyuncu değil. Bunu da göstereceğim sizlere zaten şimdi arkadaşlar.
Haydi bakalım o zaman maçımıza başlıyoruz. Maçı baştan sona sizlere izleteceğim. Bakalım maçta başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Paketlerimizi falan zaten açtık. Rakipte de mane var, bizde de mane var ama rakibin manesi düşük. Bence benim kadrom var ya en ideal, en güzel kadrolardan birisi. Ne kadar iyi oynadığıma bağlı olarak arkadaşlar maçı kazanıp kaybedebilirim. Haydi bakalım bismillah diyelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Muslera'yı aslında biraz daha yükseltebiliriz aslında. Yani Muslera çok iyi gibi duruyor yani. Maç çok kazanıyorum çünkü. Ben videolarda genelde maçları kaybediyorum biliyorsunuz ama arkadaşlar yani bu kadar kastımı gördüğünüze göre kazandığımı da görüyorsunuzdur. Her neyse abi bak Mario Rui'yi bugünkü videoda attım ya mesela. Her atakta o şekilde olmuyor bunu söyleyeyim yani. Bakın bu şekilde de olabiliyor. Sadece güzel kullanabileceğini inananlar pazardan alsın. Van Dijk çok iyi abi. 2-2 oldu ama bence kullanın abi onu ya. Zaten 80 rating. Ratinginizi bayağı bir düşürecek. Ve 80 ratinge göre en ideal oyuncu bence Mario Rui ya. Gerçekten öyle düşünüyorum. Bakın şu gole bakar mısınız? Şu golü izler misiniz abi? Yani 80'lik bir adamın şunları yapabilmesi çok hoş. Bazı 93'lük adamlar bile yapamıyor. Hatta Wijnaldum vardı bende. 91 artı 10'du. Yapamıyordu yani. O yüzden bence olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Yani şu adamın krallığına bakın. Gerçekten efsane değil mi? Mario Rui. Bak sürekli de buna fırsat giriyor. Bu beni kafayı yedirtiyordu eskiden ama artık her pozisyonu attığı için kafayı yemiyorum. Süper. Mane'ye ilk defa top geldi. Bir kullanalım bakalım Mane nasılmış. Bak ilginç bir top sürmesi falan var ama yani gerçekten güzelmiş. Sol orta saha mevkimi olsa çok rahat bir şekilde kadromda da kullanırdım ama şimdi benim bu adamı satmam gerekebilir. Mane'ye de sürekli fırsat verdi. Denemiş olduk. Gerçekten güzel oldu. Mane, Mane, Mane. Gerçekten abi iyi oynadık. Salah. Mario Rui ile de gol kaçırmamam abi. Yani bir tane hariç gerçekten güzel oldu. Yani bugünkü attığım diğer videoyu sizlere kanıtladı arkadaşlar bu şekilde. Bakalım abi. Yani artık kaçırsa bile sıkıntı yok. Artık gördünüz diyecektim ki kaçırmıyor ya. Süper değil mi abi? Ben bir maçta bu kadar gol hiç atmamıştım bu adamla. 13'e 7 yendik. Gerçekten ilk defa videoda bir maçın bu kadar güzel geçtiğini görüyorum abi. Videolarda normalde maçlarım güzel geçmez çünkü biliyorsunuz siz de arkadaşlar. Her neyse bir maç daha yapalım. Bir maç daha yapalım ki kanıtlayalım tamamen. Kendimi tamamen kanıtlamak istiyorum şu maça yenip. Ama yenilirsem de sağlık olsun diyeceğim. Kenara çekileceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyeceğim yani. Hadi bakalım. Rakipte Higuain falan var. Defansı da Van Dijk hem de 14 buslu. Sağ bek sol bek 80'lik oyunculardan oluşuyor ama hani hemen hemen benle aynı ama atak kısmı benden iyi. Defans kısmının stoperleri de benden iyi gibi duruyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Nesta kesinlikle Smalling'den iyi arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Bu konuda yani bunu söyleyeyim. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Ama genel olarak adamın boostları falan bayağı yüksekmiş. O yüzden atak oyuncularını biraz daha düşürmesi gerekir aslında. Ama nasıl oluyorsa bayağı bir yüksek oyuncuları var. Kaleci çok iyi tuttu topu. Neyse şöyle Van Dijk'la bir Van Dijk'a doğru bir ortak gol gelir mi? Smalling. Smalling'i kötüledik. Adam bize karşı delirdi yani. Mane şöyle bir gol at abi. Bu arada sürekli bildirim kısmını falan açıyorum. Her neyse şimdi Salah. Muhammed Salah döndü, çekti, vurdu. Muhammed Salah kaleci kurtardı. Robben attı. Arjen Robben attı. Gerçekten güzel oldu. Gullit. Mikon Gullit. Çok iyisin. Sen var ya kralsın Gullit. Aferin sana. Şimdi şöyle döndür. Vur abi. 90'a. Çok güzel bir gol. 4-3. Mane. Mane. Dön abi. Döndü. Dönemedi. Vurdu. Vurdu. Ve gol. 5-4. Abi bak Mane de çok iyiymiş. Mane'yi ben artık kadroyu bu şekilde kullanırım. Martial'i şu anda kullanmıyoruz galiba. Kullanmaya da gerek yok abi. Martial'i ben zaten muhtemelen satabilirdim de satmayacağım mı bilemiyorum. Yani gerçekten şu an çok kafam karıştı. Martial'le Mane'yi bir anda satarsam çok ilginç şeyler başımıza gelebilir. Her neyse Batshuayi şimdi. Ver pasını Mario Rui'ye. Bir Mario Rui'yi denemiş olalım diyeceğim ama bayağı bir zaman kaybettik. Umarım gol atarsın Mario Rui. Bizi yanlış şeylere düşürme derken golü kaçırdı Mario Rui. Yani bütün övgülerim boşa mı gitti? Bu maçı kaybedersek öyle olabilir abi. Vallahi öyle olabilir ama kaybetmeyiz ya. Kaybetmeyiz. Beraberlik olsa yeterli. Salah şimdi gol yiyeceğim şu anda ama bir pozisyonluk verdim kendime hak. Bir pozisyon daha deneyebilirdim ama %100 gol atmak istedim. O yüzden bir pozisyon verdim hakkımı. 11-10 bitti. Rui golü atsaydı daha çok bir atak olsaydı belki daha da iyi olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi devam ete basalım olsun. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Mağlubiyette şanssızlık oldu. Kaç puanım olmuş bu arada ona bir bakalım. Ben bayağı Mario Rui'nin videosunu çekmeye çalışırken bayağı bir biriktirdim gördüğünüz gibi. Bu adamı aldık artı bir de 1239 puan var. Ben pazartesi günü arkadaşlar sabahtan akşama kadar oynayacağım. Okula da gitsem de ben fırsat buldukça oynayacağım abi. Ve bayağı bir kasmaya çalışacağım. Yani siz bu videoyu izlediğinizde kasmış olurum zaten. Hatta ben de yorumlara sabitlemeyi unutmazsam sabitleyeceğim kaç puanımın olduğunu arkadaşlar. Sizler de yorumlara bu videonun sorusu olarak zaten yazıyorsunuz değil mi abi? Aynen yazmayan kaldıysa yazsın. Şimdi arkadaşlar 45.000 coins'lik oyuncu paketinden 3 tane açacağım. 3 paketten 80 üstü çıkmazsa bu videoya hiçbir şey yapmayın abi. Paylaşın videoyu. Ya çıkmaz zaten abi bak. Bak çıkmaz zaten ben size söyleyeyim. Bakayım hop. Zaten abi artık herkes
Bayağı bir yüksek oyuncular çıkarıyor. Artık 80'lik oyuncunun bir değeri kalmadı ama ben yine de bir açmaya devam ediyorum bakalım. Bu video bayağı kapsamlı, garip bir video oldu. Bayağı uzun zamandır bu kadar uzun video çekiyordum. Çekmiyordum demeyeyim. Bu ara zaten bayağı emek harcadım, videolar çekiyorum. Neden bilmiyorum ama bu ara bayağı emek harcıyorum yani. Ama bunu YouTube görmüyor. En azından izleyiciler sizler görün istiyorum. Her neyse arkadaşlar, kadromuz bu şekilde. Mario Rui'yi buraya bence koyun. 80 ratingli bir oyuncu kullanıyorsanız Mario Rui olsun o. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone ol butonu çıkmıştır şuralarda. Oradan abone olabilirsiniz. Videolar çıkmıştır. Onlara da isterseniz dikkatinizi çekiyorsa tıklayabilirsiniz. Dikkatinizi çekmiyorsa da videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Ve bay bay.